7. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 129 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 1291. Buhara doğumlu olan İbn Seyne, ciddi bir eğitim aldı ve oldukça erken bir dönemde tıbbi tecrübe kazandı. Tıp, felsefe, matematik, astronomi, kimya gibi farklı bilim dallarında 200'den fazla eser verdi. En önemli çalışmalarını tıp alanında yaptı. Mikroskobun icadından önce mikropların hastalıklara neden olduğunu buldu. Tıp alanında yazdığı önemli eserleri yüzyıllar boyunca doğuda ve batıda başlıca bir başvuru kaynağı haline geldi. Birçok dile tercüme edildi ve sık sık yeniden basıldı. Buna göre İbn Seyne ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Pek çok bilim dalının kuruluşuna öncülük etmiştir. B. Farklı bilim dallarında çalışmalar yapmıştır. C. Tıp tarihinde önemli bir yere sahiptir. D. Eserlerinin farklı dillerde çevirileri yapılmıştır. Cevap A. 2. Ali Kuşçu, 15. yüzyılda yaşamış, astronominin önde gelen bilginlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Fatih Külliye Sin'de bir güneş saati yapan Ali Kuşçu, ayın ilk haritasını çıkarmış, bu sebeple de NASA tarafından adı bugün ayın bir bölgesine verilmiştir. Bu bilgilere göre Ali Kuşçu ile ilgili olarak I. Çalışmaları evrensel boyuttadır. 2. Astronomi alanında çalışmalar yapmıştır. 3. Tıp alanında da bilime katkıda bulunmuştur. Değerlendirmelerinden hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız I. B. IV2. C. 2 ve 3. D. I. 2 ve 3. Cevap B. 3. Ulu Bey, Timur İmparatorluğu'nun 4. Sultanı ve Türk matematikçi ve astronomi bilginidir. Ulu Bey, Ali Kuşçu'nun da içinde bulunduğu matematik ve astronomi bilginleriyle bilimsel çalışmalar yapmak için bir kurul oluşturmuş, bu kurula başkanlık etmiştir. Ayrıca Semerkant'ta gözlem evi ve medrese yaptırmıştır. Bu bilgiye göre Ulu Bey ile ilgili olarak I. Matematik ve astronomi alanında çalışmalar yapmıştır. 2. Özgün buluşlar ortaya koymuştur. 3. İlim adamlığı yanında devlet adamlığı vasfı da vardır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnızlığı. B. IV3. C. 2 ve 3. D. I. 2 ve 3. Cevap B. 4. Bilim insanları insanlık tarihi boyunca düşüncelerini ifade etme ve çalışmalarını rahat bir şekilde sürdürme konusunda sıkıntı yaşamışlardır. Buna göre bilimin gelişebilmesi için öncelikli olarak hangisi gereklidir? A. Maddi imkan. B. Özgür düşünce. C. Bilimsel bilgi. D. Kültür zenginliği. Cevap B. 5. Yazının icadının. I. Bilimsel gelişmelerin ilerlemesi. 2. İnsanların bilgi ve kültür düzeyinin artması. 3. Fikirlerin hızlı ve kolay yayılması. Gelişmelerinden hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir? A. Yalnızlığı. B. IV2. C. 2 ve 3. D. I. 2 ve 3. Cevap D. 6. 15. yüzyıldan itibaren matbaa sayesinde çok sayıda kitabın basılması aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır? A. İşçi ücretlerinin artmasını. B. Skolastik düşüncenin gelişmesini. C. Bilgi alışverişinin hızlanmasını. D. Kilise otoritesinin artmasını. Cevap C. 7. sınıf kazanım kavrama testleri, Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce, sayfa 129 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.